aradayız. Kayıt yapsınlar. Başkanım hoş geldiniz. Sağ olun. Sağ olun. Size hoş geldiniz. Esnaf arkadaşlarımız. Neredesin? Banda geçmiyorum ki herhalde tespit de gene. Bir taraf daha geride herhalde. Şu baş dükkanlar yani eğimin. Bir tarafı da var başkanım. Onlar kepenkleri korkmuşlar, biz kafada var. Şöyle aşağı iner misin kardeşim? Biraz sola gelebilir misin? Pardon, şöyle gidesin. Neyse yani tabi can kaybı bizi üzdü. Yani diğer her şey yerine gelebilir ama bir vatandaşımızı kaybettik. Allah eylesin. Can kaybı olmaması, çok olmaması bir kişi en azından hayatını kaybetti ama tabi çok üzdü bizi yani, Allah rahmet eylesin. Şimdi biz gezimizde şöyle hareket edeceğiz değil mi? Burada buradan çıkacağız, bir geçidimiz daha var, oraya bakacağız. Sonra Kapalı Çarşı'ya doğru geçeceğiz, orayı tetkik edeceğiz. Sonra Akom'da devam edeceğiz. Sonra da şu Üsküdar'da bize özellikle artık hiçbir baskın olmayacak, denizle o görünen mevcut görüntü olmayacak denmişti müteahhit tarafından. Daha önce de yaklaşık işte geçen sene olan baskından sonra bir daha yaşanmayacak noktasında bilgi verilmişti kamuoyuna geçen yönetim döneminde. Ama gördük ki dün hem de Üsküdar'da yanılmıyorsam 40 kilo civarında bir yağış gözlendi. Ama yine aynı manzarayı gördük, orayı da görmek istiyorum. Yani Üsküdar'da yol ve o sahildeki kısmı da görmek istiyorum. Sonra tümüyle bir değerlendirme yaparız. Hızlı hızlı yaparsak herhalde öğlene kadar gezimizi toparlamış oluruz. Başkanım, en azından şu ana kadarki değerlendirmelerinizle alakalı bir şeyler ifade etmek ister misiniz? Öbür taraftan geleceğiz oraya. Tabii. Öncelikle şu İstanbul'un altyapısıyla ilgili pis su, yağmur suyu, özellikle kıyıya yakın bölümlerdeki yapılaşma düzeni, alt geçitler, buraların bu tür su baskınları ile ilgili risklerinin ölçümü, bütünüyle ele alınması gereken hususlar. Yani biz işimizi şansa bırakmak niyetinde asla değiliz. İş rastgele yönetilmez. Eğer bazı şeyler vardır ki fiziken bunu aşarsınız. Yani fiziki yapılarınızın düzensizliğini ortadan kaldırır aşarsınız. Bazılarında da teknik altyapıyı güçlendirirsiniz ve o şekilde aşarsınız. Ama tümüyle bunlar bellidir. Dünyanın bir iklim değişikliği söz konusu. Sadece Türkiye az değil, dünya bunu tartışıyor. Yani fazla değil, 20-30 yıl sonra yaz sıcaklığı en az 3,5-4 derece ortalama aşacağından bahsediliyor. Ve bu iklim değişikliklerinden doğan yağışla ilgili süreçlerle alakalı ciddi sorunlar var. Biz İstanbul'la ilgili seferberlik kelimesini kullanırken sadece bir bildiğimiz trafik, deprem, seferberliği değil, birçok kavram var. İşte bu da altyapıyla ilgili de bir seferberlik. Çünkü İstanbul'un yapılaşma düzeniyle ilgili de büyük sıkıntılar oluşmuş durumda. Yani beklentinin bazı semtlere beklentinin çok üstünde bir takım yapı yığını oluşturulmuş durumda ve ne yazık ki hala da bu yapı yığınının büyümesiyle ilgili tehditler devam ediyor. Çünkü kentsel dönüşümle ilgili alınmış bazı kararlar, bazı hususlar şehrin bu anlamdaki yükünü arttırmakta. Tümüyle bütün bu kavramların ele alınması gerektiğini bir kere en başta belirtelim. Bir başka önemli husus, bilgiler tabii İstanbul gibi büyük bir kentte bilgi akışı çok yoğun ve hızlı şekilde paylaşılmalı. Ben özellikle AKOM'dan Afet Koordinasyon Merkezimizdeki verileri bir daha kontrol ettirdim. Bize İSKİ'de
özür diliyorum, meteorolojiden gelen yağışla ilgili bilgi uyarı saat 12.30. Yanlış söylemedin değil mi? 12.30. Yani 12.30'da, yani o saatte İstanbul'da yağış başlamıştı ve 12.30'dan belli bir süre sonra da bu, yani 15-20 dakika içerisinde de zaten o baş edilmez 140 kiloyu, 114 kiloyu bulan, saatte 114 kiloyu bulan yağış miktarına erişilmişti. Dolayısıyla çok geç bir uyarı işlemiş dün. Çok geç bir uyarı işlemiş meteoroloji tarafından. Yani sizin erken uyarı yapma imkanınız olmadı mı? Tabii. Yani bir kere o ikaz çok geç kalınmış. Şimdi bir daha check ettirdim sabah, kontrol ettirdim. Az önce arkadaşlarım baktı, 12.30 itibariyle. Hatta orada bile orta şiddetli bekleniyor diye rapor edilmiş. Yani yaklaşık 40 kilonun altında bir rapor edilmiş. Ama tabii büyük bir fark var arada. Yani özellikle Fatih bölgesiyle ilgili konuşuyorum. Büyük bir fark var arada. Tabii tarihi bölgenin, yarımadanın altyapıyla ilgili ciddi sorunları da var. Yani bu hususta zorluklar da var biliyorum. Tarihi yarımada oluşuyla ilgili ama o zorluklar da var. Yani tümüyle bunlar bütüncül ele alınması gereken hususlar. Tabii şu anda neticede biz yeraltı çarşısındayız. Bu hemen iskelenin önünde, Kadıköy iskelesinin önündeki yeraltı çarşısındayız. 30 civarı dükkan var burada. Sadece buraya odaklanırsak hatalara devam ederiz. Tabii ki burada bir sıkıntı var. Tabii ki biz esnafımızın maddi manevi yanındayız. Onu söyleyelim. Arkadaşlarla hızlıca çalışacağız. Bir başka şey, biz yani hızlıca itfaiye raporlarını bugün, daha önce çok günler sürüyor idi. Raporlarını hızlıca sunacağız arkadaşlarımıza. Onlar da sigorta şirketlerini bekliyorlar. Onlarla ilgili görüşmelerini yapacaklar. Bu, bir şekilde buradaki yarayı saracağız. Tabii dediğim gibi can kaybının sarılma şansı yok. O, en büyük üzüntümüz o. Bir vatandaşımızı kaybetmek en büyük üzüntümüz olmuştur. Ama tümüyle olaya baktığınızda, yani tümüyle olayı irdelediğinizde, dünkü olayı geçmişten bugüne birikmiş ve ne yazık ki ülkemizin ve İstanbul'umuzun altyapısı düzensizliklerle oluştuğu için ve hesapsız bir takım yapılaşmaların sonucunda biliyorsunuz çokça ölümlü sel baskınları şehrimiz yaşadı. Bu sorunları ileriye dönük yaşamamak adına, ki tam da hani 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde bu süreci yaşamış olduk. Bu da bir ikazdır. Deprem ikazını biz ne yazık ki biliyorsunuz bundan 20 yıl önce yaşadık. Büyük deprem ikazını. Ama 20 yılda ne noktaya geldiğimize baktığımızda ne yazık ki iyi noktalarda değiliz. Yani biz vatandaşımızı rahatlatacak cümleler kuramayız. Kimse kurmasın. Kimse kimseyi aldatmasın. Keşke rahatlamış olsa vatandaşımız da biz de alkış tutsak, ama öyle bir durumda değiliz. O bakımdan bu da ciddi bir ikazdır. Zaten yolumuzda altyapıyla ilgili ve afetlerle ilgili, bu işte seldir, yangındır, depremdir, birçok afetle ilgili yoğun seferberlik dönemimiz adına bir ara bir ikaz olmuştur bize, ama zaten biz bu konuda ciddi çalışma yapacağız. Çalışmanın temelinde şu vardır. Dünyanın iklim değişimleri göz önünde bulundurularak ve İstanbul'umuza bunun yansımasıyla beraber tümüyle İstanbul'un altyapısını gözden geçirecek ve bu anlamda makro bir planla, yani buradaki çözüm neyse o yapılacak. Geçici değil. Yani buralar pompayla aşılacak durumda değildir. Buralar bu yeni yağış sistemiyle beraber siz işte hangi pompaya koyarsanız koyun çözememe ihtimaliniz yüksektir. Dediğim gibi kalıcı çözümlerle yol alacağız. Efendim bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi biz 25 yıldır görev yapıyoruz ve aslında bu gibi olaylar çok fazla oluyor ve daha kötülerini de yaşadık. Tır görevi, tırlar üst üste geçmişti, basın ekspres yolu su basmıştı. Altyapıda bahsettiğiniz gibi sorunlar var. Ama dün size sosyal medyadan özellikle bir kesimden eleştiriler vardı. Mutlaka takip etme şansınız olmuştur. İşte tatilde olduğunuzla ilişkin. Ya, şimdi erkenden buraya geldiniz. Bunlarla ilgili bir şey söylemek ister misiniz?
gün boyu söyleyeceğim zaten sokaklarda ama bu hani bu konunun en basit kısmı. Basit kısım. Yani nedir bu? Birisi onu demiş, bunu demiş. Milletvekiliymiş, belediye başkanıymış. Boş konuşan boş konuşuyor zaten. Makamı ne olursa olsun. Yani işte İmamoğlu niye tatildeymiş? Bak sen. Bizim tatilimiz de şeffaf. Yani biz ailemizle yan yanaysak ben ailemi siyasetin dışında çocuklarımı tutacağımı her yerde söyledim. Dolayısıyla siyasetin dışında bir alanda benim 7 yaşındaki kızıma şefkatimi, baba sevgimi göstermem lazım. 14 yaşındaki oğlumu kucaklayıp onu geleceğe hazırlamam lazım. 21-22 yaşındaki oğlumun da meslek hayatında güçlü olması için, kendi kişisel gelişimini güçlendirmesi için onun yanında olmam lazım. Yani hayatın görev tarafı ayrı, aile tarafı ayrı. Ben o aile tarafını yoğun bir 8-9 aylık Türkiye gündeminden sonra desteklemeye çalışıyorum. 2 gün, 3 gün. Zaten 2 gün Hacı Bektaş'taydık. Ziyaretlerimizi yapmıştık. 2-3 günde ailemizle beraber olacağız. Ha, bu ana afetin denk gelmesi, elbette koşup geleceğiz. Gece 12 olur, 1 olur, 3 olur, 5 olur. Türkiye'nin neresinde olursak olalım, dünyanın neresinde olursak olalım, koşup geleceğiz. Bu benim insani tarafımdır. Hani bunu kimseyle paylaşmam, tartışmam. Ama benim yani tatilim de şeffaftır. Ailemle tatil yapıyorum. Gizli tatil yapmam. Yani gizli tatil yapmaya ihtiyaç duymam. Çünkü bu benim ihtiyacım, bu benim güzel ailem. Bazen oluyor ki ben annemi 1-1,5 ay görmedim. Bu kadar yoğun bir gündemde çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Sorumluluklarımızın büyük olduğunu biliyorum. Sadece yani rakip olmak, siyaseten karşı tarafta durunca bu lafları söylemek, etmek refleksinde bulunan kişilerin kalibresi düşük. Yani zihinleri yetersiz. Cümleleri de o öyle çıkıyor. Yapacak bir şey yok. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi öbür taraftan da görelim. Evet. Estağfurullah da bir 5 dakika bravo bir dahil diyelim orada. Gayet hazır olur. Gelsene. Böyle oldu değil mi? Şöyle bir genel alın mı arkadaşlar? Emin'in ne olduğunuz anlaşılsın ya. Dibinden çekiyoruz. Merhaba.
oradaki koku balık kokusu ama. Tuvalet kokusu. Kolay gelsin. Ve bu kokuya koyuyoruz bu arada. Murat Bey, burayı bir müdürlerimize artık denetlesi. Nerede bir eksiklik var? Yoğun bir kokuda burası yoğun bir kullandı. Hem buradaki tekneler hem buradaki tekneler. Tamam mı? Bir baksın işte, ince bir kontrol edilsin. Tuvalet. Tamam, ince bir tespit yapmışsın, ona göre o havuzdayı bilgilendirme, ilgili birime yollayalım. İyi günler. Kendisi Allah beterinden korusun diyelim. Yani can sağlığı versin. Tabii İsmail çok kardeşimizi abi. Kaybettik ama kafanın da ama maddi manevi yanınızdayız. Tespitlerinizi hızlandırın. Sigorta bekleniyor herhalde. Bizim evet. Arkadaşlar da itfaiye raporu düzenleyecek. Sonra ben bir gözlem yaptırtacağım arkadaşlarım ve sonunda maddi manevi yanınızdayız. Teşekkür ederim başkanım. Görüşürüz. Sağ olun. Efendim canlı yayınlıyoruz şu anda. Evet. Türk ekranlarından. Dün oldukça yoğun bir yağış yağdı. 114 kilogram Fatih. Burada da oldukça yoğun hasar oldu. Neler söyleyeceksiniz? Sizin tespitleriniz şu ana kadar gezdiğiniz nelerdir? Az önce uzun bir özet yaptım ama kısa bir özet olsun şimdiki. Öncelikle tabii Fatih bölgesinde 114 kilo civarında bir yağışımız oldu. Diğer ilçelerimizde de 45 kilo civarında bir yağış oldu. Önce şunu söyleyelim. Tabii arkadaşlarım yaklaşık 3800 civarında personel İstanbul'daki bu bölgelere müdahale etti. Yoğun bir emek gösterdiler. Ama tabii burada meteorolojinin saat 12.30 itibariyle bize yağışla ilgili uyarısı başladı. Biraz geç kalındı, onun altını çizelim. Hatta oradaki uyarıda yani orta şiddet, 40 kilonun altında bir yağış uyarısı vardı. Ki 10-15 dakika sonrasında da Fatih'teki bu yoğun yağış başlamış idi. Burada gecikme olması bizi üzdü açıkçası. Daha sıkı, daha yoğun iletişim ve tespit süreci oluşmalı diye düşünüyorum. Bir başka şey, tabii İstanbul'un uzun yıllardır bu ve buna benzer manzaraların çok ağır manzaraları, hatta ne yazık ki onlarca insanın ölümünü yaşadığımız afetler oldu. Dolayısıyla biz afet sürecine bütüncül bakıyoruz. Bu bir seferberliktir. Onun için biz sürekli seferberlik kelimesini kullandık. Yine kullanmaya devam edeceğiz. Yeni iklim düzenine göre, yeni yağış düzenine göre alınması gereken tedbirleri mutlak makro düzeyde planlayıp hayata geçireceğiz. Kısa, orta, uzun vadeli süreci planlayıp buna göre altyapıdaki değişimleri sağlayacağız. Özellikle bulunduğumuz bölümde, yani tarihi yarımadada pis su ve yağmur suyu kanalları tümüyle iç içe. Bu da böyle de bir sorun var. Onun için
Yani tümüyle bunları ele almamız gerektiğini farkındayız. Efendim burada da esnafta yaptığımız yayınlarda özellikle mazgallardan suyun taştığını ve dün için özellikle genç kadınlarına müdahale diye ifadeleri var buradaki esnaf arkadaşlarından. Bunlarla ilgili... Tabii. Şimdi işte o uyarı dediğim mekanizma tam da onun için. Bu tür uyarılar çok sağlıklı işlediği takdirde bu tür yerlerde biz özellikle bir kısım işte pompa ve bunun gibi bir takım aletle işte insanlarla burada tedbirli halde bekleme şansımız olurdu. Buradaki uyarı mekanizması geç işlemiştir. Altını çizdim zaten. Bir diğer hususta tabii buradaki esnafımızın sıkıntısını görüyoruz. Yeraltı geçişleri özellikle burada, özellikle deniz seviyesinin altına inilen noktalarda ne kadar aşılabilir, aşılması için kurulması gereken düzen nedir onu düşünmemiz lazım. Daha önce de iki kere yaşandı. Aynen öyle. İki de değil, daha da çok yaşandı. Daha eski düzeni de var buranın. Biliyoruz. Daha geçmiş tarihlerdeki düzeni. Dolayısıyla yani burada pompayla çözüm değil yani. İş olduktan sonra o çözüm pompayla çözüm olmaz. Buralara kalıcı çözüm, kalıcı bir biçim oluşturmamız lazım. Bu ama yapısal düzenidir. Ama altyapısıdır. O gözle bakacağız. Diyor. Peki efendim, son olarak şunu sorayım. Dün yağmur yağdığında İstanbul'da olmadığı özellikle sosyal medyada çok eleştirildi. Bunlarla ilgili bir açıklamamız olacak. Yani insanoğluyuz yani. Başka yerde de olabiliriz. Ailemin yanında tatile gitmiştim birkaç günlüğüne. Ondan önce de iki gün Nevşehir'deydim. Hacı Bektaş Veli anmalarına katıldım. O da tatil diye geçiyor bu arada. Yani ister istemez öyle ama sorumluluklarımız da var. Aileye karşı sorumluluğumuz da var. Ama insanların sadece bu bir yağmur düzeni yani yaklaşık 40 günlük görev süremizde yağmur düzenini ve burada yaşanan olayları işte 25 yıldır bu kenti yöneten anlayışın sonrasındaki 40 güne yüklemenin anlamı neyse benim tatilde oluşumu yadırgayanların söylediklerinde anlamı o kadar. Çok basit cümleler, seviyesi düşük cümleler. Evet, çok teşekkür ben teşekkür ediyoruz. Ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet, evet. Zeynep Özel şu anda hayırlı işler. Geçmiş olsun. Allah beterinden korusun. Arkadaşlara da söyledim. Şimdi öbür tarafa geçiyorum. Esnafa da bir merhaba diyeceğim. Bu taraftan öbür tarafa gireyim istedim. Kalıcı tedbirler almamız lazım. Bu iş böyle yağmurda yaşayacağımız tesadüfi işten kurtulmamız lazım. Onu söyleyeyim hepinize. Bu ikincisi de maddi manevi yanımızda onu bilin yani. Tamam mı? Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun arkadaşlar. Kolay gelsin, geçmiş olsun, Allah beterinden korusun, yalnızdayız bilin yani, tamam mı? Kolay gelsin. Yavuz Bey. Biraz görelim arkadaşlar. Biraz görelim. Adana'dan.
Nereye, kime geldin? Gezmeye mi geldin? Erken saatte buraya mı geldin? Ya dayımın nikahına dönmek. Ha, ona gidiyorsun. He. Adana'nın hangi ilçesindesin? Ceyhan. Ceyhan'dasın. Okuyorsun. Geçiyorum. Önce şurada esnafı, sonra bu çarşıya doğru yürüyeceğim buradan. Kapalı çarşıya. Dayına selam söyle, geçmiş olsun dedim. Kepengimizi zorladık, açtık. Evet. Yani olsun. Suyumuz sanırım üst seviyeye kadar çıkmış. Evet, dükkanın belli. Tamamı belli. Devrilmiş. Şöyle başkanımıza göstersek aslında daha iyi olacak. Başkanımız görsün ki bizim sıkıntımızı şu an en çözecek olan o. Sayın Başkanım, bütün takriben kilosu 80-90 kiloyu aşkın tezgahları, onları devirdim. Hepsini devirmiş. Tamam arkadaşlar, lütfen. İçeri Zafer, girmeyin arkadaşlar. Bir de Sayın Başkanım, şeyi sormamız lazım. Biz şu an hiçbir şeye dokunmayacağız herhalde anladığım kadarıyla. Resmi olarak ne yapmamız gerekiyor? Şöyle, bir kere bir sigorta tespiti için esnaf bekleyecek dendi, evet. Bana öyle değil mi? Sigortası olanlar sigorta eksperlerini bekliyorlar. Sigortası olmayanlar? Olmayanlar itfaiye raporu. Ama itfaiye raporu da gecikmeyecek. Öğleye yani kadar toparlanır. Bugün öğleye kadar toparlanır. Sonrasında şimdi arkadaşlara talimat verdim. Her iki çarşıda da bizim de bir ekibimiz burada bir tespit ve esnafla bir gözlem yapacak. Hani maddi manevi şu yanında olacağız arkadaşlarımızın. Hazır bütün dükkanlar telef olmuşken başkanım, biliyorsunuz 2 sene evvel yine aynısı yaşandı. Tabii. Yani 2 defa daha olmuş. Sanırım 3000'in üzerinde belediyeye telefon gitti. Şuranın bir iski gelsin ya, iski. Bizim burada dükkanlar kapanacak, şurada logarlar çekilecek. Çok mu zor? Bir kişi burada dükkanın kirasını belediyeye aksatmaz. Günü gelmeden yatırılır. Yani inanılmaz bir mağduriyet. Hani ilk defa yaşansa diyeceğiz ki Allah verdi başımızın üstüne. Yok öyle şey yok. Allah, İkinci, bu da gene amenna. O ayrı bir şey ama tedbirini almak zorundayız. Bu tedbir hiçbir şekilde alınmadı. Son derece insanlar mağdur. Bir de şunu söylemek istiyorum. Başkanım, biz dün niye kimseye ulaşamadık? Yani bir tane zabıta yanımızda, ağladık burada. Bir tane zabıta gelsin de konumuza girsin. Bizimle bir sigara içsin başkanım. Dertlensin. Yani AFAD'ı aradım ya burada yukarıdan, Ankara'yı aradım, İstanbul'a yönlendirdiler. Yani buranın elektriklerini kesin, insanlar meraklı resim çekmeye giriyor. Yani su var, yarım bir metreyi geçmiş, elektrik sıkıntı. Ya şunun Allah rızası için elektriğini kestiremedik. Evet. Neredesiniz başkanım, devletiniz neredesiniz? Lütfen. Şimdi, bizi yalnız bırakmayın başkanım, olan oldu. Yok, yalnız geçti. Bırakmak olmaz. Yani gerekirse bizim yanımızda burada sandalye atın, oturun başkanım. Tabii öyle olacak zaten. Öyle lütfen. Olacak, öyle olacak. Yani şöyle, bizi şu an burada biriyle tanıştırın. Deyin ki
mecazi anlamda söylüyorum.